Onu çok daha kompleks bir programla, bir yol haritasıyla düzeltebilirsiniz. Ben daha kompleks bir programın bu arada geleceğini düşünüyorum. Ama yerel seçim, siyaset bunun önündeki en büyük engel. Onu bu kadro bilerek ve isteyerek değil, daha çok muhtemelen yurt dışından daha büyük yatırım yapmak için bize bir yine tıpkı 2001'de olduğu gibi bir paket önümüze konacak. Biz de eğer uluslararası sermayeyi tekrar Türkiye istiyorsak, istemek zorundayız. Çünkü kasamız boş. Bayağı boş. Yani o son dönemde anlatılan brüt rezerv arttı, şu arttı, bu arttı. Geçelim. Çünkü artanlar, ben bu hafta sonu kanalımdaki yayında söyledim yani. Şimdi eksi Sibirya'da hava eksi 71 dereceden, eksi 45 dereceye, 50 dereceye düşse şimdi bu e, Sibirya'da havalara ısınıyor doğru değil mi? Yani az, e, ne kadarını hissedebilirsiniz yani? Şimdi şu anda Merkez Bankası net Rezervi de böyle bir şey. Eksi 70 milyar dolar, 68 milyar dolarlardan gelmiş. İşte 50-48 milyar Ama hala düşen, Eksi. Hala eksi. Evet. Yani bizim 45-48 milyar dolar arası bir parayı bulmamız lazım ki sıfır olabilelim. Evet. evet. Yani bu evet. tam anlaşılmıyor. Onun için daha biz e, gidecek yolumuz var. Antalya, diyor. Mersin sıcaklarından falan Hı. gelmedik. Daha Sibirya sıca soğuğunda Sibirya'dan bir sıcak hava esintisi geldi ufak. 15-20 derece düşürdü havayı. Hala buz gibi soğuktayız ve yapılanların hepsi bir e, göz boyama. Bunlar hiçbir tanesi Türkiye ekonomisini şu içinde bulunduğu sıkıntıdan çıkarmaz. Geçici böyle bir e, piyasalarla bir moral şey, Hı -hı. Ben bu da karşı değilim. Tabii ki moral, psikoloji en önemli faktör ama e, böyle bunlar çözüleceğini düşünmüyorum. Yani. Hı -hı. Valla soğuktayız dediniz, ayazdayız. Evet, <laughs> Yediği ayazı da unutmayacak kurtlara döndük hepimiz <laughs> güzel, güzel gerçekten. Ee, Gürkan Bey size sormak isterim Hafize kadın açıklamaları özellikle Sadık abiyle diyaloğu ve ee, annesiyle yaşadığını açıklaması tabii çok konuşuldu. Ee, ben merak ediyorum açıkçası yani siyaset kurumu e, bu açıklamalar mesela bir şey vermedi, yanıt vermedi, verebilirlerdi aslında bu bir fırsat. Siz nasıl yorumladınız? Ya Hafize Hanım'ın bir ayağı dışarıda gibi hissediyorum ben. Hani sanki Hı -hı. yani her an gidebilirim. Ee, hani bu benden kaynaklı da olmayacaktır muhtemelen diye düşünüyor ee, ve hani buna yönelik olarak da işte. Yani o hani annesinin evinde kalması yani ya e, çok tutumlu, çok tasarruflu birisi e, gelir itibariyle de yani ya da bunun çok fazla öyle bir makul hani halka samimi gelecek diyeyim pek bir yanı yok. Bir insanın on evi olmamalı, on insanın bir evi olmalı demiş. Ee, Mesela o da enteresan. Yok on bir insanın, bir insanın da bir evi olmasın, her insanın bir, bir evi, evi olsun olmuşsun, ama. He? Yani hani evet. o iyi bir şey. İnsanların başkasına muhtaç olmadan yaşayabilmeleri... Her daim bir işte kirayı ödeyemezsem ne olur endişesiyle bir <laughs> bir kiracı olarak söylüyorum bunu yaşamamaları bence gayet iyi ama burada Hafize Hanım ne kadar hükmedebilecek bu duruma bence bundan kendisi de çok emin değil belki hani yerel seçimlere doğru belli başlı ekonomik realiteden tavizler verileceğine dair duyumda almış olabilir veya hatta da sonrasına dair kendisinin burada devam edip etmeyeceğine dair emin olmuyor olabilir. Buna yönelik olarak bir açıklamada yapmış olabilir. Veyahut da hatta hakikaten söylendiği gibi aktif siyaseti önümüzdeki dönem yavaş yavaş zihninde kodlamıştır. Bunun taşlarını döşüyor olabilir. Ama en nihayetinde biz geldiğimiz noktada e, halkın %65-70'inin artık asgari ücrete tabi yaşadığı e, bu kabul edilebilir ve tahammül edilebilir bir şey değil. E, halk açıkçası bu açıdan Gerçekten destan yazıyor. Yani bu bunu e, hani insanlar bu öfke haliyle birbirine de düşebilir. Bunu mesela işte bir futbol maçından sonra yaşananlardan da biz gördük. Toplumsal olarak seyircilerin tepkisi de normal değildi. Yani bir infial hali var. İnsanlar öfkeli. Çünkü çok ciddi anlamda bir geçim sıkıntısı yaşıyor insanlar. Ve bunu birbirlerine düşmeden ne olursa olsun e, siyasi olarak da toplumsal olarak da bir kargaşaya sebebiyet vermeden... E, kendi içlerinde yaşayarak bu sıkıntıyı atlatmaya gayret ediyorlar. E, siyaset, iktidar bu açıdan çok şımarık. E, bu yokluğu hiçbir şekilde e, kucaklayamadan, hani yoksul korunmaz, yoksulla beraber olunur. Yani hani çok böyle İslami düstura sahip olduklarını söylüyorlar ya. Yetim korunur. Peygamber düsturu da budur. Yoksulla beraber olursun.